Merhaba sevgili öğrenciler, Murat öğretmen ben. Sizlerle bugün rehberlik dersimizde evde zamanı sağlıklı ve verimli değerlendirme yolları konusunu işleyeceğiz. Bugünlerde evde olmak durumunda kaldığımız için neler yapabiliriz? Evde zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Ne dersiniz? İşe kendimize güzel bir plan yapmayla başlayalım mı? Plan ne demektir? Plan yapmak nedir? Plan yapmak, nerede olursak olalım, zamanı etkili kullanmak için büyük bir kılavuzdur. Ne yapacağımızı bilmek ve başarılı olabilmek için herkesin ve tabii ki senin de mutlaka güzel bir plana ihtiyacı vardır. Sana birkaç öneride bulunmamı ister misin? Hadi başlayalım. Güne enerji dolu bir kahvaltıyla başlamaya ne dersin? Kahvaltı senin için günün en önemli öğününü oluşturmaktadır. Gelişim dönemini dikkate alacak olursak, sağlıklı büyümek ve sağlıklı gelişmek için kahvaltı senin için çok önemlidir. Kahvaltıda seni gün içerisinde zinde aktif tutacak gıdalar yemek senin için çok önemlidir. İyi bir kahvaltı güne iyi bir başlangıç demektir. Kahvaltıdan sonra evde kendi sporunu kendin yapabilirsin. Birkaç küçük egzersiz ve vücudu esnetme hareketi ile akademik çalışmalarına başlayabilirsin. Spor seni gün içerisinde zinde aktif tutacaktır ve dikkatini yoğunlaştırmana destek olacaktır. Gelelim akademik çalışmalara. Öğretmenlerinin senin için hazırladığı ders videolarını takip etmeyi unutmamalısın. Onların sana anlattığı konular senin için başarılı olmak adına önem taşımaktadır. Ders videolarını takip ettikçe yeni konuları öğrenecek, yeni konuları öğrendikçe daha fazla bilgi sahibi olacaksın. Bu da senin ne kadar başarılı olacağına dair bir fikir oluşturmana yardımcı olacaktır. Dersleri mutlaka çok iyi dinlemelisin. Çünkü dersler senin için anlatılmaktadır. Öğretmenlerini tıpkı sınıfındaymış gibi dinlemeli, onların anlattığı konulara tüm dikkatini yoğunlaştırmalısın. Dersler anlatılırken evde herhangi başka bir şeyle ilgilenmemeni tavsiye ederim. Bu sayede dikkatin dağılmayacak, sana anlatılan konuları hemen kavrayacaksın. Ders aralarında dikkatini toplamana yardımcı olacak birkaç küçük ödül senin için faydalı olacaktır. Bu sevdiğin bir meyve ya da taze sıkılmış bir meyve suyu ya da çerez olabilir. Bunun kararını kendin verebilirsin. Ama mutlaka bu molalarda kendini ödüllendirmekten vazgeçme. Yapılan ders anlatımından sonra öğretmenlerinin sana verdiği ödevleri düzenli olarak yapmanı tavsiye ediyorum. Evet, ödev yapmak senin için zor olabilir. Fakat ödev yapmak senin ne kadar öğrendiğinin en iyi göstergesidir. Bu yüzden öğretmenlerinin anlattığı konuları çok iyi dinlemeli, sana verdiği ödevleri her gün eksiksiz bir şekilde yapmalısın. Bu sayede neyi ne kadar öğrendiğini sen de göreceksin. Ödevlerimizi yaparken çalışma ortamımızın önemi olmaz olur mu? Odamız, çalışma masamız düzenli olmalıdır. Çalışma ortamımız ayrıca senin yaptığın çalışmaların anlaşılır olabilmesi için sessiz olmalıdır. Ve mutlaka masa başında çalışmanı öneriyorum. Çünkü kendini bu sayede yaptığın çalışmaya verebilir, anlamanı kolaylaştırabilirsin. Evde kendine ait bir odan olmayabilir. Üzülmene hiç gerek yok. Evin en sessiz yerine geçip kendi çalışma ortamını oluşturabilirsin. Hatta bu konuda anne ya da babandan destek alabilirsin. Peki, zamanlamanın
sana en yüksek verimi nasıl olacaktır? Küçük bir tavsiye daha. Yapacağın çalışmalarda 20 dakika ders, 10 dakika mola şeklinde bir planlama yapabilirsin. Yine bu konuda anne ve babandan destek alabilirsin. Konuların durumuna göre 15-20 dakika ders çalışma ve mutlaka bir 10 dakika mola vermelisin. Bu yapacağın çalışma dersleri daha kolay ve etkili bir şekilde anlamanı sağlayacaktır. Ve bu sayede sen yapmış olduğun plana uygun hareket ederek çalışmalarından en yüksek verimi almayı sağlayabilirsin. Sana bir tavsiye daha. Öğrendiğin bilgileri unutmamak için mutlaka tekrar etmelisin. Tekrar etmek, sana anlatılan konuların zihninde kalıcı olması için vazgeçilmez bir anahtardır. Tekrar etmek, ne kadar öğrendiğinin en büyük göstergesidir. Gün içerisinde yapacağın tekrar çalışmalarıyla öğrenmelerini pekiştirebilir, daha başarılı olabilirsin. Çalışmalarımızdan verim alabilmek için sana iki tane önemli tavsiyede bulunuyorum. Düzenli ve yeterince uyumalısın. Dengeli ve düzenli beslenmelisin. Gelişim döneminde olduğunu, sağlıklı bir beslenmeye ve sağlıklı bir uyku düzenine ihtiyacın olduğunu unutmamalısın. Yorgun olan bir bedenle ya da yeterince gıdasını alamamış bir bedenle başarılı çalışmalar yapman çok mümkün olmayacaktır. Bu yüzden geç uyumamalı, geç uyanmamalı ve az beslenmemelisin. Hem yemene hem de uyku düzenine dikkat edersen gün içerisinde çok daha zinde, çok daha aktif olacaksın. Bu sayede yaptığın her işe dikkatini kolayca verebileceksin. Peki evde başka neler yapabiliriz? İşbirliği, yani aile içi takım çalışması. Anne babana ya da evdeki diğer büyüklerine onlara destek olarak, onlara destek vererek, yardımcı olarak evde neler yapabileceğini sen de görebilirsin. Evdeki sorumluluklarını yerine getirmelisin. Nedir mi bu sorumlulukların? Tabii ki senin de evde yapman gereken bazı sorumlulukların vardır. Bunlardan birkaç tanesi. Akşamları sofranın kurulmasına ve toplanmasına yardımcı olabilirsin. Masaya birkaç tabak, bardak, kaşık, çatal götürebilir, anne ve babana sofranın kurulmasında yardımcı olabilirsin. Ya da ev temizlenirken yine aile öğelerine yardımcı olabilirsin. Mutlaka kendi odanı kendin toplamalısın. Kendi düzenini kendin de kurabilir. Bu sayede evdeki işlerin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde bitmesine destek verebilirsin. Bu sayede anne baban ya da diğer büyüklerine iletişime geçmiş olacak, onlara yardımcı olacaksın. Ve sana çok önemli bir başka tavsiye daha. Her gün mutlaka kitap okuma saati yapmalısın. Kitap okumanın önemi nedir diye soracak olursan şunları söyleyebilirim. Kelime bilginin artmasına sebep olacaktır. Hafızanın güçlenmesine sebep olacaktır. Hayal gücünün daha geniş olmasına sebep olacaktır. Kitap okudukça okuduğunu anlama kabiliyetin daha da artacaktır. Bu sayede kendini daha iyi ifade edecek, öğrendiğin kelimeleri konuşmalarında kullanabileceksin. Kitap okuma saatini istersen anne ve babandan destek alarak da yapabilirsin. Kitap okumanın önemi şöyle sıralayabiliriz. Kitap seni başka dünyaları keşfetmende, başka dünyaları tanımanda sana yardımcı olacaktır. Her yeni kitapta sen yeni bilgiler öğrenecek, bu bilgileri kullanabileceksin. Ve bu yüzden kitap senin en iyi arkadaşın olacaktır. Ya da kendine bir bilim ya da keşif defteri yapabilirsin. Küçük bir not defteri edinebilirsin. Farklı konuları araştırabilir ve yeni öğrendiğin bilgileri deftere not edebilirsin. Yeri geldiğinde not ettiğin bu yeni bilgileri
aile büyüklerinle, kardeşlerinle ya da arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Bu sayede sen etrafında olan her şeye tanıklık edecek ve öğrenmiş olacaksın. Evde başka neler yapabilirsin? Resim yapmaktan hoşlandığını biliyorum. Resim yapabilir, gün içindeki yaptığın çalışmaların karikatürlerini çizebilir ya da kendini resimle ifade edebilirsin. Sana bir başka öneri daha. Günlük tutabilirsin. Bir deftere günün nasıl geçtiğini, neler yaptığını, neler hissettiğini yazabilirsin. Bu sayede çalışmalarını bir kez daha gözden geçirmiş olup gün gün neler yaptığını kendinde takip edebilirsin. Hatta istersen bir arkadaşına mektupla yazabilirsin. Oyun zamanı ve en keyif aldığın zamandır. Günün belli saatlerinde sevdiğin oyunları oynayabilirsin. Çünkü oyun senin gelişim düzeyinde daha sağlıklı bir şekilde gelişmene, daha sağlıklı bir şekilde öğrenmene destek olacaktır. Mesela sevdiğin oyuncaklarla oynayabilirsin. Zeka ve dikkat oyunları oynayabilirsin. Zeka ve dikkat oyunları oynamanın amacı senin hafızanın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ve bu sayede sen problem çözme yeteneğini, yaratıcılığını geliştirebilmeyi öğreneceksin. Ayrıca oyunlar senin kurala uyma davranışını, işbirliği geliştirme davranışını ve dayanışma duygunu geliştirecektir. Kutu oyunları, kartondan ev yapmak, hikaye tamamlama oyunları, puzzle, karaoke yapıp şarkı söyleme, sessiz sinema, kelime avı gibi oyun çeşitleriyle zamanını daha eğlenceli hale getirebilirsin. Bu sayede yapmış olduğun çalışmalardan zevk almanı sağlayabilirsin. Bu bahsettiğim oyunları aile üyeleriyle birlikte de oynayabilirsin. Anne baban ve kardeşlerinle ya da diğer aile büyüklerinle oyunlar oynayabilir, vaktinizi daha eğlenceli hale getirebilirsin. Ya da eğer müzik dinlemeyi seviyorsan, dans etmeyi seviyorsan, bir müzik aleti çalmayı seviyorsan, evet müzik dinleyip dans edebilir, kendi müzik aletini çalabilir ve bu sayede zamanını daha mutlu ve enerjik bir şekilde geçirebilirsin. Ve günün sonunda istersen yaptıklarını aile üyelerine, anne babaların anne babana ya da diğer aile büyüklerine anlatabilirsin. Bu sayede onlarla sohbet etmiş olacak, gün içerisinde neler yaptığını onlarla paylaşacaksın. Ve aile üyelerine yapacağın bu sohbetler senin için çok önemli bir zaman oluşturacaktır. Çünkü karşılıklı iletişim kurmak hem sana hem ebeveynlerine çok iyi gelecektir. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle evde zamanı sağlıklı ve verimli değerlendirme yolları konusunu işledik. Umarım bu dersimizde sizlere faydalı olacak bilgiler sunmuşuzdur. Kendinize, sağlığınıza dikkat etmenizi ister, iyi günler dilerim.